Hocam siz burayı nereden buldunuz? Hocam biz burayı nereden bulduk? 170 liralık bir mikrofon aldım şu anki öğrenciyim hala. O yüzden bütçem bu kadar. Şöyle bir jack girişi vermişler. Bu neye girecek? Hiçbir fikrim yok. Bu neye takıyorlar lan? Herkese merhabalar dostlarım, ben Selim Bozkır. Kanalıma hoş geldiniz diyorum tekrardan. Çünkü ben bayağıdır video çekmemiştim. Aslında kanalıma düzenli olarak video atmaya devam ediyorum. Ama onlar birazcık stok videolar diyebilirim. Yaklaşık bir 4-5 aydır video çekmemiştim. O yüzden sizinle böyle karşılıklı konuşmak, telefona karşı konuşmak nasıl bir his olduğunu azıcık da birazcık unutmuşum diyebilirim. Birazcık heyecanlıyım o açıdan. Bugün sizlerle beraber şöyle göstereyim. Amazon'dan bir sipariş verdim. Bu ne siparişi derseniz küçük bir mikrofon siparişi. Daha kutusunu açmadım şöyle gördüğünüz gibi. YouTube'a başlayalı neredeyse 2 sene oldu. Ve YouTube'da bazı şeyler istediğim gibi gitmeye başladı. Nasıl denir? Neredeyse 100 bin izlenmeye vardık. Takipçi sayısı birazcık az kaldı ama olsun. Sonuçta bunu ben para kazanmak için düşünüyor muyum? Evet. Yıllar sonra inşallah kazanmaya başlarım diye düşünüyorum. Onun içerisinde sizlere daha kaliteli videolar çekmek istedim. Ben 2021 neden hayatımın en iyi yılı videosunda söylemiştim. Daha iyi kaliteli videolarla karşınıza çıkmak artık istiyorum. O yüzden de Amazon'dan ücreti ne kadardı? 170 lira bir şeydi zaten. Biraz sonra kutu açınca görürsünüz. 170 liralık bir mikrofon aldım. Şu anki öğrenciyim hala. O yüzden bütçem bu kadar. Öyle bir mikrofon aldım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Neden derseniz. Çünkü sizler için bu videoyu çekiyorum. Belki bağış atarsınız, orası ayrı mesela ama olsun. O yüzden bugün kutu açılımını şimdi sizle beraber yapacağız. En başta şu kısmı birazcık hızlandıracağım. Bir elime kutuyu tam alana kadar şu Amazon kutusundan çıkaracağım. Ondan sonra gelip sizinle ufak bir mikrofon incelemesi mi? Bu kanal inceleme videosu değil ama en azından bu kanal için aldığım teknolojik ürünleri size de tanıtmak, neyle daha iyi videolar çekmek istediğimi, elimdeki bütçelerle aldığım ürünleri size de göstermek istiyorum. O zaman bu kısmı birazcık hızlandırıyorum. Şu kutu açılımına da geçelim. Kutularda şöyle Amazon Prime var ya, bu arada adamdır. Saat akşam 5'te sipariş verdi. Bir sonraki gün öğlen 12'de yaklaşık 24 saat bile dolmadan siparişi verdiler. O zaman gelin şöyle kutu açılımını yapalım. Ah, kutuyu açmak biraz zor oldu şimdi. Şöyle içeri bir geldi. Şuna bir boş bir kutu aradı. Önce şunu göstereyim. Aldığım malzeme bu. Snappy kulaklık. İçerisi onun dışında boş çıktı. Bunu niye böyle bir şey koydular bilmiyorum. Boş bir kağıt. Sonra geldik. Şimdi şunu açayım o zaman bir. Oy. Okey. Şimdi arkadaşlar size şöyle mi göstermeliyim böyle mi emin değil, şöyle göstereyim büyük ihtimalle. Şöyle Snoopy'nin şöyle bir modelini almışız. SN-100M diye bir modeli. Ben şununla şöyle özellikleri var. Şurada da tekrardan gösteriyor işte video için bilmem ne için falan, bütün her yere uyumludur diye. Gözüküyor. Universal 3.5 jack. Yani bizim şu an iPhone kullanıyorum ben. Bu videoları da iPhone'a çekiyorum. Yani iPhone'la uyumlu değil. O yüzden iPhone özel bir kablosu var. Onu da kullanmanız gerekiyor. Ben sonra zaten onu da göstereceğim size. Şunu kutusunu da açmaya devam edeyim. Şimdi birazcık uzun uğraşlar sonucu anahtarımla beraber açtım. Kutuyu şöyle şuradan hop açıyorum. Ve içinden şöyle bir şey çıkıyor. Siz ben önce gördüğünüz gibi bir şey oldu. Bir de şurasından şöyle sanırsam açacağım. Bunlar baya kutulu şeyler gelmiş ya. Şu mikrofonun pili olsa gerek. Şöyle bir kutu. Şunun ne olduğuna dair bir fikri olan var mı? Bilmiyorum çünkü. Throw away. Silikon jel diyor. Lütfen yemeyin. Yemeyi de düşünmüyordum abi zaten. Sonra mikrofonunuzun şöyle bir ucu. Baya şöyle uzun bir kablosu ve kendisi
Şu da nasıl kullanıldığını bilmediğim, biraz sonra öğreneceğim. Yaka. Şuraya şöyle. Bakayım. Bayağı sert. Şöyle yaka mikrofonu gibi. Kullanacağız biraz sonra. Bunların hepsini ayarlayacağız. O zaman şu kutuların şöyle tekrardan iç içe koyuyorum. En azından şu anlık bunda bir işim kalmadı. Şöyle yan tarafa aktarıyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şöyle mikrofonu göstereyim. Şu Snoopy, şurada ayarlı var, bir tane ayarı var. Others on smartphone op diyor. Bilmiyorum hangisi doğru, hangisi yanlış bir seçenek. Şöyle bir jack girişi vermişler. Bu neye girecek? Hiçbir fikrim yok. Bu neye takıyorlar lan? Bu ne oğlum? Benim kullanacağım şu giriş, klasik bir jack. Şunun ne olduğunu bilen varsa yoruma yazabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir giriş hatunu ilk defa gördüm ki bilgisayar okuyorum. Teknoloji aram iyidir. Onun dışarısından şöyle bir kutusu var. Kutusunun içinde bir tane daha mikrofon ucu çıktı. Şunlar. Sanırsam mikrofon ucuna takacağım ve bir tane de yedek şeklinde vermişler. Onu şöyle kaybetmeden şuraya koyayım. Onun dışında şurada bir pili var. Bu pilin neresini nereye takacağım bilmiyorum. Ve şu mikrofon kısmı. Mikrofon kısmını şöyle. Hadi bakayım. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Çok da zor bir şey olmasa gerek olduğunu düşünüyorum. Ben burayı bir kesip geliyorum. Tekrardan geldim. Aha, da şunu şöyle yavaş 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 şöyle taktık. Peki ben neden mikrofona geçtim biliyor musunuz? Klasik her Türk, o zaman YouTuber gibi, neden ben de röportaj çekmeyeyim dedim, neden içerik çalmayayım dedim. Ama benim içeriklerimin bir farkı olacak mı desem yalan olur mu emin değilim. O yüzden ama bir farkı olacak. Benim röportajlarımın hediyeli olmasını istiyorum. Önümüzdeki günlerde iki tane sponsorluk buldum. Bunlar benim YouTube'dan para kazanmamı sağlayacak şeyler ve röportaj çektiğim insanlara da ayrıyeten bir hediyeler dağıtmak istiyorum. İnsanların gelişimine katkı sağlayacak hediyeler olacak. Hani bu bedava içecek, yiyecek tarzı şeyler de olabilir. Onlar öğrencilerin, hele şu anki günümüzde bir dönerin 30, farklı yemeklerin 40, 50, 60 liralar çıktığı günlerde ücretsiz yemekler, içecekler de öğrencilerin sosyalleşmesi adına kendi adım yapabileceğim en iyi artılardan birisi olacaktır. Diğer tarafta ise üniversite okuyan öğrenciler benim gibi, benden daha küçükler, benden daha büyükler, yüksek lisans okuyanlar hiç fark etmez. Şu an hali hazırda öğrenciler yurt dışına gitmek istiyor. Ben de tekrardan umarım önümüzdeki aylarda çıkmış olacağım. Öyle bir planım var. Zaten olursa da bu kanalda tekrardan görürsünüz. Ben bunları zaten sizlere göstermek, yardımcı olmak için çekiyorum. Benim gibi yurt dışı isteyen öğrenciler için de ayrı kendi gelişimlerine katkıda bulunacakları bir yine röportaj videoları adı altında onlara indirim sağlayabileceğim, özellikle para konusunda indirim sağlayacağım ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacağım röportajlar çekmek istiyorum diyorum. Onun dışında bir de biliyorsunuz ki bu kanalın çoğunluğu Erasmus'la alakalı, yurt dışı vlogları alakalı. Gittiğim Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, özellikle Polonya'nın bilmem kaç yeri, işte İtalya olsun, bir sürü vlog çektim ben sizlere. O yüzden o zamanlarda da kullandım telefonumu, iPhone X'leri hala kullanıyorum ama rüzgarlı günlerde sıkıntılar çıkıyordu. O yüzden mikrofon almak istedim. Mesela şöyle görüyorsunuz, şunlar tüylü yüzeyler var ya, elini göstereyim şöyle daha yakından. Şunlar mikrofonla işte rüzgarı kesiyor diye söyleniyor. Bu ne kadar kaliteli bir mikrofon bilmiyorum. 170 liraya aldım ben bunu. En azından telefonun kendi mikrofonundan daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden şöyle bir şey geçiş yaptık. Umarım daha da kaliteli içeriklerle karşınıza bu mikrofon sayesinde çıkmış oluruz. Bir çay içeceğim, bir dakika, boğazım kurudu. Şimdi ben de arkadaşımın çalıştığı, sevdiği, yeni açılan bir yerdeyim. Başkanın Yeri diye bir yer burası da. Buranın köfteleri bu arada gayet güzel, birkaç defa denedim. Yaklaşık son bir aydır mı, iki aydır mı? Herhalde 2-3 defa geldim buraya köfte yemeye. Yine buraya geldim, sağ olsunlar bu alanı. Biraz sonra göstereceğim zaten. Çardak, kamelya mı deniyor? Çardak deniyor herhalde. Kullanmama izin verdiler. Hem de burası üniversitenin tam karşısında. Biraz sonra yine gösteririm. Köylük. Hani üniversitede çok böyle modern bir hayat varken bir sokak yan tarafa geçince böyle köylük, güzel mekanlara da gelebiliyorsunuz. Şimdi şu mikrofonu ben bir deneyeyim. Hani daha doğrusu deneyeyim. Ben kısa şunu nasıl takmam gerektiğini öğreneyim. Ha bak, sanırsam şurayı şöyle yapıyormuşuz bile. Öğrenmişse varsayarım. Şuraya bir takacağım. Kısa bir vlogmuş gibi. En azından size burayı da tanıtmış olayım. Hem de bu mikrofon şu an hafif rüzgarlı.
Arkadaki yapraklar oynuyor mudur, saçım oynuyor mudur emin değilim ama hafif rüzgarlı. Ne kadar rüzgarı kesecek bir denemiş olacağız. O zaman gelin bir vlog çekimine bir aylar sonra, bir 4-5 ay sonra ben de ilk defa böyle kamera karşısında bir ufak vlog, mini vlog çekmiş olayım. Devam edelim. Bu arada Düzce'de okuyanlar buraya gelirseniz böyle şeylik de var. Az önce şunu göstermeyi unuttum. Hani şunu girişe iPhone kullanıyorum. Eğer bu modelden iPhone almak isteyenler olursa diye. iPhone'da şöyle bir şey var biliyorsunuz. Şurası Lightning girişte geçiyor. iPhone 7'den sonra mı 6'dan sonra mı şöyle bir girişe geçtiler. Normal şöyle kulaklık girişini kaldırdılar. O yüzden öncelikle eğer AirPods ya da Bluetooth, yani Bluetooth'lu kulaklık kullanmıyorsanız iPhone'la aynı anda şarj edip aynı anda müzik dinleyemiyor musunuz? Bu çok lanet bir şey bu arada. Ben de çok şikayetçiyim ve kablosuz kulaklık alacak şu aralar param yok. En azından AirPod'a kesinlikle yok diyebilirim. O yüzden şöyle bir giriş var. Abimin eski kutularından birini buldum. Hiç kullanmamış sağ olsun. Evden hızladım birazcık, çaldım, getirdim buralara kadar. O yüzden şu girişi şöyle görüyorsunuz. Şurası jack girişi, şurada jack çıkışı. Şurayı şöyle takıyorsunuz. Hop. Ondan sonra şu kısmı iPhone'un şarj yerine takarak bu mikrofonu biraz sonra kullanabilir hale getireceğiz. Şimdi gelin videomuzu çekelim ilk defa beraber şu mikrofonla. Öncelikle şu yaka mikrofonu şöyle taktım. Ama şu an telefonun kablosunu takmadım. Önce deneme testlerini. Buradan ses farkı ne kadar olacak çok merak ettim. Ondan sonrasını komple etrafı tur olarak ben size yaka mikrofonuyla beraber yapacağım. Bu deneme bir normal telefonun kendi ses kaydıydı. Kurban olan ben sana. Hello brothers. Şimdi bu hisse gördüğünüz gibi şöyle mikrofon takılıp sefer şeyini de taktım. Şöyle getirince daha rahat konuşabiliyorumdur diye umuyorum. Ne kadar mesela şu an bayağı rüzgar esiyor saçımdan da gördüğünüz gibi. Ne kadar rüzgarı engelliyor bilmiyorum. Şöyle bir mikrofonla gelin. Şöyle başkanın yeri, yani köfteci arkadaşımla çalıştı, çok sevdiği yer. Başkanın yerini gezelim. Arkadaşlar şimdi öncelikle arka tarafta kaldı başkanın yeri. Oraya girmeden şöyle bir etrafı göstermek istedim sizlere. Güneşte şöyle unutmuşum kamerayı nerede tutmam gerektiğini, güneşi arkama almamam gerektiğini, bunların hepsinin ışıkları bilmem ne. Öncelikle şöyle gezdiğim yerleri, Düzce'de ufak köyümsü yerleri yürüyorum. Şu arkayı göstereceğim. Arka kamerada zaten en son aralara böyle konuşurken ekranda videolar koyarım. Başkanın yeri nerede? Öncelikle onunla başlayalım. Üniversiteye çok yakın. Üniversitedeki her şey aslında üniversitenin çıkışında ve gidiyor, otobüs yolu üzerinde genelde bu tarz yerler oluyor. Bu sıra biraz daha köy içerisinde kalıyor. Ve üniversitemiz nerede benim Erasmus ofisinde çalıştım ben 5 ay 4 ay ne kadarsa üniversitemiz nerede derseniz. Bakın üniversitemiz burası. Burası da benim rektörlüğüm. Burada çalıştım Erasmus ofisinde. Yabancı diller ofisi burası komple Düzce Üniversitesi. Belki şöyle biraz daha gösterebilir miyim yan tarafa gidersem? Emin değilim. Şöyle geleyim. Şöyle de göstereyim. Aha da burası yemekhane, çarçurt falan filan böyle bir üniversite aslında çok yakın bir yer. Ve de nasıl diyebilirim? Böyle arkadaşlarınızla biraz daha sessiz, sakin. Kafe dışında böyle oturmayı seviyorsanız ki çardakları, kafeleri de var. O açıdan öyle de buralara gelebilirsiniz. Birazcık şu yollarda yürüyeyim dedim. Hem de size birazcık duygularımı ifade etmek istedim. Şöyle görünce çok hoşuma gitti çünkü. YouTube'a 2 sene önce başladım abi. Videonun başında size bahsettim. Hani 2 sene olmuş koskoca 600 abonede kaldı. 0 kuruş kazandım. Her zaman şey demiştim. Eğer YouTube'dan bir süre sonra kendi paramı kazanırsam kazandığım parayla şöyle ufak yatırımlarla başlayıp tripodlar olur bilmem ne olur. Belki telefon değil de artık farklı şeylere geçerim diye şey yapıyordum. Ama 2 sene oldu abi, dayanamadım. O kadar çok güzel insanlar tanıdım ki hani yorumlarda yazdılar, Instagram'dan bana ulaştılar. Bazen telefon numarası aldık, konuşuruz ederiz, WhatsApp'tan hala ederiz. Hani o kadar güzel geri dönüşler aldım ki para kazanmama gerek yok YouTube'dan. Bunu devam ettirmek lazım. Elbet kazanacağım. Ama şu an benim insanlar daha da iyi içerikler çıkarmamalı. Şunu aldım ve 2 sene oldu. Çok mutluyum. 2 senede artık 2 sene sonra tripod değil de yakın zamanlarda bir tripod alıp adam akıllı daha da çok konuşmak isterim. Ya bu arada ben Düzce'de okuyorum. Ya şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Yani bazılarınız diyecektir kardeşim o ne boşluk, hani burada ne yapıyorsun, bu nasıl üniversite hayatı diyebilirsiniz. Ha, ben İstanbul'da yaşıyorum. Erasmus'a gidip geldim. Bu video ilk defa izliyorsanız gidin bütün kanalımı gezin. O kadar dolaştım yani. Ama bana buraya geleli 2010'da geldim. Yıl 2022. O kadar huzurlu ki, o kadar mutlu ki, şöyle bakın arkamı göstereyim. Ha, tamam elim çıktı. O kadar huzurlu bir yer ki şöyle alıştım. Hani o açıdan Düzce benim üniversite hayatımda eğlendiğim yer değildi. Gelip de böyle kafa dinledim yani tarzı bir şey oldu.
Ve de böyle size işte içerik çıkarabilmek için ne güzel sessiz sakin ortamlar. Ve de artık rüzgar sesinden artık etkilenmiyorum çünkü mikrofonum var. Böyle bir iş dökmek istedim. Yani bu videonun aslında kısa bir kalitesi yok yani. Size böyle yeni aldığım ürünü göstermek istedim. 4-5 aydır video çekmiyordum. Aslında ilk başlığımda çok heyecanlıyım. Birkaç deneme yaptım, ondan sonra başlayabildim. Heyecanlıyım, mutluyum. Size tekrardan konuşabildiğim için kendimi çok iyi hissediyorum, böyle enerjik hissediyorum. Öyle bir iş dökmek istedim. Şimdi gelin bir, o kadar bahsettim buradan, bir köftemi yiyeyim. Buranın köftesine bayılıyorum. Bir köfte yiyelim, sonra akşam da artık Düzce'nin takılabildiğimiz kafelerine, merkeze geçeceğim. Ben öyle eğleneceğim birazcık. Şimdi gidelim başkanın yerine. Tekrardan yürüdüm, yoruldum, yokuş çıktım. Doğa böyle, hep böyle ingemeli mingemeli bilmem neyle olmuyor. Merhaba yakışıklı. Yunus Bey, nasılsınız? Kolay gelsin. İşte hocam, burası da arka tarafları şöyle, mutfakları şöyle göstereyim. Burası başkanın yeri. Ben sabahtan beri şurada video çekiyordum. Orada da bir yemek yemek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi buralar yazın geliyor. Tabii çok daha güzel çiçekli böcekli olacak. Merhaba. Efendim, merhabalar. Yani şöyle 1, 2, 3, 4. Yanlış bilmiyorsam 5'ti ama sanki. Şu arkada bir tane daha, şurası bir var, bir de arka tarafı var. Öyle güzel bir yerimiz. Gelin şimdi bir köfte yiyelim mi abi? Bence yiyelim abi. Oy, o stil duruşa bak, nasıl kameralara poz veriyor. Arkadaşlar, bu arada dipnot olarak şuraya, bilmiyorum hangi taraf daha şu an düzgün durur, oraya bir yere koyacağım. Sinan abiyle konuştuk, arkadaşımla konuştuk. Sizler için bir iyilik yapmak istedim, çabaladım kendi adıma. Zaten ben buradan 2 ay sonra mezun olup gidiyorum. O yüzden sizler için belki güzel bir ortam, videodan seyirseniz, gelmek isterseniz diye. Koyacağım şuraya, büyük ihtimalle Selimon yazarım. Şurada bir yerde. Benim kodumla gelen arkadaşlara buraya yemektir, tatlıdır. Bilmiyorum tatlı yapıyorlar mı da emin değilim. Yemektir, çaydır, curtudur, içeceğidir. Size %10 indirim yapacak. Umarım bu işinize yarayacaktır. Burayı çok severseniz, atıyorum 2 lira kar etsiniz, 10 kere gelseniz totalde 20 lira. Bu demektir ki artı bir kez daha gelebilirsiniz falan filan gibi. Bu ekonomide benim gibi küçük bir arkadaşınızdan da size iyilik olsun istiyorum. Bu kadar bir indirim yapabildik ama olsun. Gelin, umarım en azından köftesini deneyim. Ben köftesine bayılıyorum. O zaman şimdiden size gelenlere ve gelecek olanlara, gelmek isteyenlere afiyet olsun diyorum. Böyle bir şey değil. Sen hemen mi çekiyorsun? Hocam, siz burayı nereden buldunuz? Hocam, biz burayı nereden bulduk? Şöyle diyeyim. Buradaki abiyle biz Gölyaka Sapak'tan beri tanışıyoruz. Aşağıda dükkan açtı. Şu papyonun yan tarafındaydı. Yani Arana AVM'nin altında açtı. Sonra bir gün böyle başka yer ararken burayı görmüş. Komple sıfırdan, hani yılların kullanılmayan bir evi. Sıfırdan komple imar etti burayı. Yani ev böyleydi de bahçede hiçbir şey yoktu hani. Ağaçları budadı. Bahçeyi tımar etti. İmar etti aynı zamanda. Sen de buna yardımcı oldun, bu kamelyaları, çardakları yaparken. Yani ettik yani, aynen. Bir şeyler yaptık biz de, elimizden geleni esirgemedik. Hep birlikte bir şeyler çıkarttık ortalığa. Güzel de oldu. İnşallah daha güzel olacak. Evet, burayı bana buldurduğun için teşekkür ederim kardeşim. Yani o mesela hani sınav çalışma zamanlarında çok güzel hani bir ortam, hani sessiz sedasız, bir de hemen ayağının altında. Hani geçen işte misal verirsek yani en yakın örnekten. Geçen iki arkadaş geldi. Sabaha kadar burada çalıştılar. Hani biz belli bir saatte kapatıyoruz ama arkadaşlardan sadece istediğimiz su. Giderken ışığı kapatın. Çöplerini zaten yeterli. Bitti. Güven abi. Ha, tabii canım, ne olacak da. Teşekkür ederim dostum. Yemeğimi de yediğime göre şu an full oldum. Aha da sizin bu videolarınızı çektim. Bugün cumartesi, yarın pazar günü. Bu demek oluyor ki şu anki gördüğünüz video sadece bir gün önce çekildi ve editlenecek. Nerede editlenecek diye sorarsanız,
Arkadaşım Yunus bu kameraları bilgisayar okuyor ama elektrikle de arası iyi. Şöyle bütün kameraları tek tek elektrik çekmiş. Şu yandakinde bir tane hatta Wi-Fi bağlamış. Bu bütün kameraları dağıtıcı olarak kullanabiliyoruz. Şu gördüğünüz masaya laptopumu kuracağım. Hava çok güzel. Hani bugün günlerden 4 Haziran. Hava çok 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 güzel. Hafif esiyor. O yüzden laptopumu kuracağım. En azından hava kararına kadar ya da Yunus buradan kaçta çıkar bilmiyorum. 9-10'a kadar. Şu an saat 7. 7'de hava bu kadar aydınlık. Şöyle yapalım. Videoyu da editlemeye başlıyorum. O zaman bir sonraki videolarda demek istiyorum ki artık video çekmeye tekrardan başlamak istiyorum. Çok özlemişim, çok heyecanlıyım çünkü. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.